Sabaha karşı bir kez daha uyandı. Gözlerini açtı. Artık o kadar kibirli ve soğuk değillerdi. Adeta bir yabancı gibi odayı tararken yüksek ateşin verdiği nemli bir parlaklık vardı içinde. Sonra bana baktı. Düşünüyor gibi görünüyordu. Yüzünü hatırlatmak istiyor gibi ve birden bunu gördüm. Hatırladı. Çünkü bir korku bir karşı koyma bir ee, nasıl desem düşmanca bir şeyle dehşetle gerildi yüzü kollarıyla çırpınmaya çalıştı kaçmak istermiş ki gibi benden uza 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 onun o anları o saatleri düşündüğünü görebiliyordum ama sonra biraz kendine gelir gibi oldu bana daha sakin ifadeyle bakıyordu şimdi güçlükle nefes alıyordu. Konuşmak istediğini hissediyordum. Bir şey söylemek istiyordu. Elleri yine kasılmaya başladı. Doğrulmak istiyordu ama çok zayıf düşmüştü. O, onu sakinleştirdim. Üzerine doğru eğildim. O zaman bana uzun acı dolu bir bakışla baktı. Dudakları hafifçe kıpırdadı. Son bir çabayla sönmekte olan bir sessizce sesle yalnızca şöyle dedi. Kimse öğrenmeyecek değil mi? Hiç kimse. Hiç kimse dedim inandırıcı olmak için bütün gücümü kullanarak size söz veriyorum. Ama gözleri hala tedirgindi. Alev alev yanan dudakları zor anlaşılır bir şey söylemeye çalışıyordu. Yemin edin bana kimse öğrenmeyecek Yemin anıt içer gibi elimi kaldırdım. Beni izliyordu. Bir tarif edilemez bir bakışla. Yumuşaktı bakışı, sıcaktı, müteşekkirdi. Evet gerçekten, gerçekten müteşekkirdi. Bir şeyler daha söylemek istedi ama buna gücü yetmedi. Boylu boyunca yatıyordu. Çabalamaktan bitkin düşmüştü. Gözleri kapalıydı. Sonra o korkunç şey başladı. O korkunç şey. Çok zor geçen bir saat boyunca mücadele etti ve bu mücadele ancak sabaha karşı son buldu. Adam uzun bir süre sustu. Ancak orta güvertedeki çan sessizliğin içinde çınladığında fark ettim sustuğunu. Bir, iki, üç. Sertçe çaldı çan. Saat üç ay ışığı matlaşmıştı. Bir başka sarı aydınlık kararsızca titreşmeye başlamıştı. Ara ara meltemsi bir rüzgar uçuyordu. Yarım saat, bir saat sonra sabah oldu. Berrak bir ışıkla havadaki grilik dağıldı. Adamın yüz hatlarını şimdi daha belirgin görüyordum. Çünkü gölgeler bulunduğumuz köşeye artık o kadar yoğun ve koyu düşmüyordu. Şapkasını çıkarmıştı. Ve çıplak kafatasının altında kederli yüzü daha korkunç görünüyordu. Ama parlak gözlük camları yeniden bana dönmüştü bile. Kendini toparladı. Sesinde alaycı, keskin bir ton vardı. Onun için artık her şey sona ermişti. Ama benim için öyle değildi. Ben orada cesetle yapayalnızdım. Ama yabancı bir evde yapayalnızdım. ...sırra müsaama gösteremeyen... ...yabancı bir şehirde yapayalnızdım... ...ve ben... ...benim korumam gereken bir sırrım vardı... ...evet bunu bir düşünün... ...yeter... ...genel durumu... ...koloninin en seçkin topluluğunda bir kadın... ...son derece sağlıklı... ...bir önceki akşam hükümet balosunda dans etmiş... ...birden yatağında ölü, ölü bulunuyor... ...yanında yabancı bir doktor var... ...güya uşağı tarafından çağrılmış... Onun ne zaman ve nereden geldiğini evdeki kimse görmemiş. Kadın gece yarısı bir sedye ile getirilmiş ve sonra kapılar kilitlenmiş ve sabah kadın ölü bulunmuş. Ardında önce hizmetçiler çağrılmış, sonra evde çığlıklar kopmuş, bir anda komşular da öğrenmiş, bütün şehir öğrenmiş, ortada tek bir kişi var, olan biteni açıklayabilecek tek kişi. Ben, bir yabancı, uzak bir klinikten gelen bir doktor, ne hoş bir durum. Değil mi? Beni neyin beklediğini biliyordum. Neyse ki olan benimle birlikteydi. Gözleminin her hareketini okuyan o cesur olan bu sarı benizli miskin hayvan bile burada bir mücadelenin verilmesi gerektiğini anlamıştı. Ona sadece şunu söylemiştim. Kadın buradan neler olup bittiğini kimsenin bilmesini istemiyor. Köpeksi nemli ve yine de kararlı gözleriyle gözlerimin içine baktı. Yes sir dedi. Başka bir şey söylemedi. Ancak yerdeki kan lekelerini sildi. Her şeyi bir güzel toparladı ve özellikle de onun bu kararlılığının benim de kendimi toparlamamı sağladı. Hayatımda hiçbir zaman, bunu bilmiyorum, böyle yoğunlaşmış bir enerji hissetmemiştim kendimde. Bir daha da asla böyle bir şey hissetmeyeceğim. İnsan her şeyin kaybettiğinde elinde kalan son şey için umutsuzca savaşır ve benim elimde kalan son şey ise onun bana bıraktığı mirastı. O sırdı. İnsanları son derece sakin bir şekilde karşıladım. Her birine o an uydurduğum aynı hikayeyi anlattım. Doktor çağırması için kadının gönderdiği olanın yolda tesadüfen bana rastladığını ama ben güya sakin sakin konuşurken bekliyordum. Asıl can alıcı şeyi bekliyordum. Cenaze denetçisini, kadını ve onunla birlikte sırrını da tabuta koyup kitleyebileceğim, ee, kitleyebilmemiz için önce onun gelmesi gerekiyordu. Ve unutmayın o gün perşembeydi. Cumartesi de kocası geliyordu. Nihayet saat 9'da hükümet doktorunun geldiği haberi verdiler. Onu ben çağırtmıştım. Yarirşi de benim üstümdü. Ona aynı zamanda rakibim, kadının ilk geldiği gün hakkında kümsele konuştuğum doktor buydu. Ve muhtemelen benim tayin talebinde bulunduğumu öğrenmişti. Daha ilk bakışta bunu hissettim. O benim düşmanımdı. Ama işte tam da bu benim elimi güçlendiriyordu. Daha odaya girmeden sormaya başladı. E, bayan, burada kadının adını söyledi. Ne zaman öldü? Sabah saat altıda. Sizi ne zaman çağırttı? Hmm, akşam 11'de. Benim onun doktor olduğumu biliyor muydunuz? Ee, evet ama bu acil bir durumdu ve ayrıca merhuma özellikle beni istemişti. Başka bir doktor çağrılmasını yasaklamıştı. Gözlerini bana dikti. Soluk biraz da yağ bağlamış yüzünde bir kırmızılık geçti. Öfkelendiğini hissediyordum. Ama tam da buna ihtiyacım vardı. O an içimdeki bütün enerji hızlı karar vermeye zorluyordu benim. Çünkü... Çünkü sinirlerim uzun süre dayanamayacaktı. Düşmanca bir karşılık vermek istiyordu. Sonra kayıtsızca şöyle dedi. Bana ihtiyacınız olmadığını düşünüyor olsanız da ölümü tespit etmek benim resmi görevimde. Ve de nasıl olduğunu buna cevap vermedim. Odaya önden girmesini müsaade ettim. Sonra bir adım geri çekildim. Kapıyı kilitledim ve anahtarı masanın üzerine koydum. Şaşırarak kaşlarını kaldırdı. Bu da ne demek oluyor şimdi? Sakin bir şekilde karşısına dikildim. Burada söz konusu olan ölüm nedenini tespit etmek değil, aksine başka bir neden bulmak. Bu kadın beni çağırdı, onu. Onu başarısız bir girişimin ardından tedavi etmem için. Artık onu kurtaramazdım. Ama ona onurunu kurtaracağıma söz verdim ve bunu da yapacağım. Sizden de bu konuda bana yardımcı olmanızı rica ediyorum. Gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Herhalde benim diye kekeledi. Sonra hükümet doktorunun burada bir suçu örtbası etmemi istemiyorsunuz değil mi? Evet bunu istiyorum. Bunu istemek zorundayım. Yani sizin suçunuzu ben size bu kadına dokunmadığımı söyledim. Yoksa yoksa şimdi burada karşınızda olmazdım. Yoksa çoktan kendi işimi bizzat kendim bitirmiş olurdum. Bu kadın suçunun eğer böyle adlandırmak isterseniz cezasını çekti. Dünyanın bunu bilmesine gerek yok ve ben bu kadının onurunu şimdi gereksiz bir yere kirletilmesine izin vermeyeceğim. Kararlı bir ses tonum onun giderek daha fazla sinirlenmesine yol açmıştı. İzin vermeyeceksiniz demek pekala ne de olsa benim amirimsiniz ya da en azından öyle olduğunuzu sanıyorsunuz. Durmayın bana emretmeyi deneyin. Zaten iklimi, aklıma gelen ilk şey buydu. Sizi bulunduğunuz köşeden buraya çağırdıklarında işin içinde bir pislik olduğunu anlamıştım. Temiz bir uygulama. Burada giriştiğiniz şey temiz bir numune. Ama şimdi ben muayene edeceğim. Ben, siz de altında benim imzam bulunan bir raporun hakiki olacağından emin olabilirsiniz. Bir yalanın altına imza atmayacağım. Son derece sakindim. Evet. Bu sefer buna mecbursunuz. Zira bunu yapmadan bu odadan çıkamayacaksınız. Bunu söylerken elimi cebime attım. Tabancam yanımda değildi ama adam ürktü. Ona doğru bir adım attım ve gözlerimi gözlerine diktim. Dinleyin. Size bir şey söyleyeceğim ki işler tamamen çığırından çıkmasın. Hayatımın benim için hiç önemi yok. Başkalarınınkinin de yok. Ben zaten bu noktadayım. Benim için önemli olan tek şey verdiğim sözünü yerine getirmek ve bu ölüm nedeninin gizli kalması. Dinleyin. Size şerefim üzerine söz veriyorum. Eğer bu raporu bu kadının, bu kadının bir tesadüf sonucu öldüğüne dair hazırlarsanız bu hafta içinde bu şehri ve Hindistan'ı terk edeceğim ya da eğer isterseniz tabancamı alırım ve kendimi vururum tabut toprağa gömülür gömülmez ve hiç kimsenin anlıyorsunuz hiç kimsenin artık inceleme yapmayacağından emin olur olmaz bu kadarı herhalde sizin için yeterli olacaktır yeterli olmak zorunda Sesimde tehditkar, tehlikeli bir şey olmalıydı. Çünkü gayri ihtiyarı ona yaklaşmaya kalktığında büyük bir korkuyla geri sıçradı. Tıpkı, tıpkı işte insanların elinde salladığı, hançerleriyle kendi üzerlerine doğru gelen amok koşucusunu gördükleri gibi. Evet, birden bambaşka biri oldu. Bir şekilde sindi ve olduğu yerde kala kaldı. Sert tutumu kırıldı. Son bir kez cılız bir itirazla mırıldandı. Hayatımda ilk kez sahte bir belgenin altına imza atmış olacağım. Neyse nasıl olsa bir yolu bulunur. Sonuçta neler olduğu biliniyor. Ama ben durup dururken böyle kesinlikle yapmamalısınız dedim ona. Yardımcı olmak ve desteklemek için. Hadi çabuk. Hadi çabuk diye bir şey tiktak edip duruyordu şakaklarımda. Ama şimdi sadece yaşayan birini üzeceğimizi ve ölmüş birine korkunç bir şey yapacağımızı bilseydiniz kesinlikle hiç tereddüt etmezdiniz. Başıyla onayladı. Masaya gittik. Birkaç dakika sonra rapor hazırlandı. Sonradan gazeteden yayınlanan ve inandırıcı bir kalp yetmezliği bitimleyen rapor. Sonra ayağa kalktı ve bana baktı. Bu hafta yola çıkıyorsunuz değil mi? Şeref sözü. Bana bir kez daha baktı. Onun katı ve nesnel görünmek istediğini fark ettim. Hemen bir tabut ayarlıyorum dedi. Sıkıntısını gizlemek için ama benim içimde bu şey neydi bana böyle böyle korkunç böyle acı veren şey birden bana elini uzattı ve ani bir iştenlikle elimi sıktı. Umarım kolay atlatırsınız dedi. Ne kastettiğini anlamadım. Hasta mıydım ki yoksa deli miydim? Ona kapıyı kadar eşlik ettim Kilidi açtım ama o çıktıktan sonra kapıyı kapatan şey kalan son gücümdü. Sonra şakağımdaki tiktaklar yeniden başladı. Etrafımdaki her şey sallanıyor ve dönüyordu. Tam da onun yatağı önünde yere yığıldım. Tıpkı, tıpkı amok koşucusunun, koşusunun sonunda anlamsızca yere yığılması gibi harap olmuş sinirleriyle. Yeniden sustu adam. Bir şey beni üşütmeye başlamıştı. Hafif bir ultuyla geminin üzerinden esen sabah rüzgarının ilk ürpertisi miydi bu? Ama dertli yüz şimdi sabah ışıklarında yansımasıyla çok az aydınlanmıştı. Tekrar kasıldı. Yerde ne kadar yattığını bilmiyorum. Birden bir şey dürttü beni. Ayağı fırladım. O oğlandı. Saygılı ve utangaç bir ifadeyle karşımda duruyor ve tedirgin bir şekilde gözlerime bakıyordu. ''Birisi içeriye girmek istiyor. Onu görmek istiyor. İçeri kimse giremez. Evet ama...'' Gözleri dehşet içindeydi. Bir şey söylemek istiyordu ama buna cesaret edemiyordu. O sadık hayvanın bir derdi vardı. ''Kim o gelen?'' Tokat atmamdan korkuyormuş gibi titreyerek bana baktı ve sonra söyledi. Birisi mi söylemedi? böyle düşük bir varlığın içinde birden bu kadar bilgelik nereden geliyordu bazı anlarda tarifsiz bir davranış inceliği nasıl oluyordu da onun gibi tamamen kaba birinin ruhundan çıkabiliyordu sonra dedi ki son derece korkarak gelen gelen o işte yerimden fırladım. Hemen anladım. Birden o yabancıyı görmek için sabırsızlandım. Görüyor musunuz ne tuhaf? Bütün bu acıların arasında, bu arzuların, korkuların, telaşların ateşi içinde yanıp tutuşurken onu tamamen unutmuştum. Oyunun içinde bir adam daha olduğunu unutmuştum. O kadının sevdiği adamı, benden esirgediği şeyi tutkuyla verdiği adamı. 12 ya da 24 saat önce olsa bu adamdan nefret eder onu parçalayabilirdim. Şimdi size size bunu kesinlikle anlatamam. Onu görmek için nasıl can atıyordum. Onu sevmek için sırf kadın onu sevdi diye. Bu hamlede kapıdaydım. Genç hem de çok genç sarışın bir subay duruyordu karşımda. Çok acemi, çok ince, çok solgun bir çocuk gibi görünüyordu. O kadar o kadar gençti ki insanın içine dokunuyordu. Onun bir erkek gibi görünmek için, soğukkanlı görünmek için çaba harcaması tarif edilemez derecede sarstı beni. Heyecanımı gizlemeye çalışması, şapkasını çıkarmak için kaldırdığında ellerinin titrediğini hemen fark ettim. Onu kucaklamak geliyordu içimden. Çünkü tam da benim arzu ettiğim gibiydi. Bu kadına sahip olabilecek kişi olarak düşündüğüm gibi biriydi. Baştan çıkarıcı değildi, kibirli değildi. Hayır, kadının kendini hediye ettiği insan yarı yarıya çocuk, temiz, zarif bir varlıktı. Son derece çekingen duruyordu genç adam karşımda. Benim meraklı bakışlarım, coşkuyla yerimden fırlamış olmam kafasını çok daha karıştırmıştı. Dudaklarının üzerindeki küçücük bıyığı onu ele verircesine titriyordu. Bu genç subay, bu çocuk ağlamamak için kendini çok zor tutuyor olmalıydı. Kusura bakmayın, dedi en sonunda. Ben bayan bir kere daha görmek isterdim. Gayri ihtiyari Hiçbir şekilde istemeden kolumu onun o yabancı omzuna koydum ve onu bir hasta görür gibi götürdüm. Bana şaşkınlık içinde sonsuz, sıcak ve müteşekkir bir bakışla baktı. Daha o saniyede ikimizin arasında ortak bir şey olduğunu anlamıştık. Ölünün yanına gittik. Orada öylece yatıyordu. Beyaz, bembeyaz çarşaflar içinde. Benim yakınlığımın durumu onun için daha da zorlaştığını hissettim. O yüzden biraz geri çekildim. Onu kadınla baş başa bırakmak için yavaşça ona yaklaştı. Çekingen, yerde sürüklenen adımlarla içinde kopan fırtınaları omuzlarından görebiliyordum. Tıpkı, tıpkı şiddetli bir fırtınaya karşı ilerleyen biri gibi yürüyordu. Yatağın önüne gelince birden dizlerinin üzerine yığıldı kaldı. Tıpkı daha önce benim yığılıp kaldığım gibi. Derhal öne atıldım. Onu yukarı kaldırdım ve götürüp bir koltuğa oturttum. Artık utanmıyordu. Aksine acısını hıçkıra hıçkıra dışarı atıyordu şimdi. Bir şey söylemek elimden gelmiyordu. Sadece elimle gayri ihtiyari o çocuklarınki gibi yumuşak sarı saçlarını sıvazlıyordum. Elimi tuttu. Son derece nazik ve çekingen bir şekilde. Ve bir an bakışlarının bende takılı kaldığını hissettim. Bana gerçeği söyleyin doktor diye kekeledi. Bunu kendi kendine eliyle mi yaptı? Hayır dedim. Peki o zaman yani öl ölümünden sorumlu herhangi bir suçlu var mı? Hayır dedim tekrar. Oysa gırtlağımda duran bir şey bana acı veriyordu. Ben, ben, ben ve sen ikimiz de. Onun inadı, o uğursuz inadı diye bağırmak geliyordu içimden. Ama kendimi tuttum. Bir kez daha tekrarladım. Hayır. Kimsenin suçu yok bunda. Bu bir alın yazısı. İnanamıyorum diye inledi. Buna inanamıyorum. Daha evvelsi gün balodaydı. Gülümsüyordu. Bana el sallıyordu. Bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl meydana gelmiş olabilir? Uzun bir yalan anlattım. Kadının sırrını da ona verdim. İki kardeş gibi konuştuk. O günlerde adeta bizi birbirimize bağlayan duygu seli altında birbirimize güvenmiyorduk. Ama o da ben de ikimizin de hayatının bütünüyle o kadına bağlı olduğunu hissediyorduk. Bazen gırtlağımda düğümlenen şey dudaklarımın ucuna kadar geliyordu ama sonra dişlerimi sıkıp kendimi tutuyordum. Kadının ondan bir çocuk taşıdığını hiçbir zaman öğrenmedi. Benden o çocuğu, onun çocuğunu öldürmem istendiğini ve kadının kendisiyle birlikte onu da uçurumda sürüklediğini. Onun evinde gizlediğim o günlerden sadece kadından konuştuk. Çünkü o günlerde size söylemeyi unuttum. Aranmaktaydım. Kocası geldiğinde tabut çoktan kapatılmıştı. Adam doktorun tuttuğu ölüm raporuna inanmamıştı. Herkes başka bir şey anlatıyordu. O da beni arıyordu. Ama ben onu kadına acı çektirdiğim olduğunu bildireyim birini görmeye katlanacak durumda değildim. Bu yüzden gizlendim. Dört gün boyunca evden çıkmadım. İkimiz de evden çıkmadık. Kadının sevgilisi bana sahte bir isimle bir gemi bileti ayarladı. Kaçabileyim diye. Kimse beni tanımasın diye bir hırsız gibi gece gizlice güverteye süzüldüm. Her şeyi geride bıraktım. Sahip olduğum her şeyi o yedi yılın bütün çalışmalarıyla birlikte evimi, bütün mal varlığımı hepsi isteyen herkesin alabileceği bir şekilde ortalıkta duruyor. Ve hükümetteki beyler de Büyük ihtimalle çoktan üzerimi çizmiştir. Çünkü izin almadan görev yerimi terk etmiştim. Ama ben artık o evde, o şehirde, her şeyin bana onu hatırlattığı o dünyada yaşamaya devam edemezdim. Bir hırsız gibi gece yarısı kaçtım. Sadece o kadından kaçmak için, sadece unutmak için. Ama Güverti'ye ulaştığımda gece, gece yarısı, arkadaşım benimle birlikteydi orada, orada vinçle bir şey yüklüyorlardı. Dikdörtgen siyah. Onun tabutu, duyuyor musunuz? Onun tabutu. Beni buraya kadar takip etmişti. Tıpkı benim onu takip ettiğim gibi ama benim durup uzaktan izlemem gerekiyordu. Çünkü o da, kocası da oradaydı. Onu İngiltere'ye götürüyordu. Belki orada otopsi yaptıracaktı. Kadını kendine çekip almıştı. Şimdi o yine ona aitti. Artık bize ait değildi. Bize, ikimize. Ama ben hala oradaydım. Son dakikaya kadar onunla birlikte gidiyordum. O adam o hiçbir zaman öğrenmemeli. Onun sırrını her türlü girişime karşı koruyacağım. Kadının onlardan kaçıp ölüme gittiğini o düzen bazılara karşı hiç hiçbir şey öğrenmeyecek. O o kadının sırrı bana ait. Yalnızca bana. Şimdi anlıyor musunuz? Şimdi anlıyor musunuz? Neden insanları görmeye dayanamadığımı, gülüşmelerimi duymaya, flört etmelerine ve birlikte olmalarına. Çünkü altlarında, altlarında ambarda, çay balyalarında, Brezilya kestaneler arasında onun tabutu duruyor. Oraya gidemiyorum. Ambar kilitli. Bütün duyularımla biliyorum. Her saniye biliyorum. Burada vals ve tango yapsalarda. da bir yandan da aptalca bu deniz milyonlarca ölünün üzerinde süzülüyor. Ayak basılan her karış toprağın altında bir ölü çürümekte. Ama yine de ben katlanamıyorum. Katlanamıyorum. Maskeli balolar düzenlemelerine ve şevhetle gülmelerine. O ölü. Onu istediyorum. Ve benden ne istediğini biliyorum. Biliyorum. Bir görevim daha var. Henüz... Henüz işim bitmedi. Henüz onun sırrı kurtarılmış değil. O beni henüz özgür bırakmadı. Geminin orta bölümünden yerde sürünen ayak sesleri, alkışlar, bağırışlar geliyordu. Tayfalar güverteyi olmaya başlamışlardı. Adam yakalanmış gibi ayağa fırladı. Gergin yüzü korku dolu bir ifadeye büründü. Durdu. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Diye mırıldandı. Ona bakmak insan acı veriyordu. Harap bakışları içkiden ya da gözyaşlarından kıpkırılmazı olmuş, şişmiş gözleri onun duygularını paylaşmamda sakınmaya çalışıyordu. Kambur duruşunda bir utanç hissediyordum. Sonsuz bir utanç. O gece bana sırlarını açtığı için gayri ihtiyarı şöyle dedim. Acaba öğleden sonra kameraya yanınıza gelebilir miyim? Bana baktı. Sert, ironik bir hareketle gerildi. Dudakları, kötü bir şeyler çıkaran ve her sözcüğü eğip büken bir hareketle. İşte, işte, o olağanüstü yardım etme göreviniz, işte. Bu vecizeyle benim çenemi açmayı başardınız. Ama hayır, hayır bayım, teşekkür ediyorum. Bağırsaklarımdaki bütün pisliği önünüze döktüm diye iyice rahatladığımı sanmayın sakın. Berbat olan hayatımı artık kimse düzeltemez. Gördüğünüz saygıdeğer Hollanda devletine bedava hizmet ettim. Emekliliğim yandı. Yoksul bir köpek olarak Avrupa'ya geri dönüyorum. Bir taputun arkasında kuyruk sallayan bir köpek. Bir amok koşucuysanız uzun süre cezasız kalamazsınız. Eninde sonunda sizi yere sererler ve umarım benimki de yakındır. Hayır, teşekkürler bayım. Hayırsever ziyaretiniz için. Kamerada bir yor arkadaşım var zaten. Birkaç şişe iyi kaliteli eski viski. Onlar beni bazen avutuyor ve maalesef kendisi zamanında ustaca kullanmadığım o eski arkadaş. <laughs> Browning marka tabancam. Ne de olsa o bütün gevezeliklerden daha çok işe yarar. Lütfen hiç zahmet etmeyin. E, elimizde kalan son insan hakkı herhalde şudur. Canının istediği şekilde geberme hakkı. Ve dışarıdan bir yardımla rahatsız edilmeme hakkı bana bir kez daha alaylı bir ifadeyle hatta meydan okurcasına baktı. Ama hissediyordum. Bu sadece utançtı. Sınırsız bir utanç. Ardından omuzlarını büzdü. Arkasına döndü, selam vermeden ve tuhaf bir şekilde yamuk bir yürüyüşle ayaklarını yerde sürüyerek artık epeyce aydınlanmış olan üst güverteden geçerek kameralara doğru gitti. Onu bir daha görmedim. O gece ve onu izleyen gecelerde onu aynı yerde nafile aradım durdum. Ortadan kaybolmuştu. Eğer daha sonra yolcuların arasında kolunda yas bandı olan birine, sonradan bana söyledikleri gibi karısına tropikal bir hastalık sonucu kaybetmiş Hollandalı bir tüccara rastlamamış olsaydım, bir rüya gördüğümü ya da hayali bir varlıkla karşılaştığımı düşünebilirdim tüccarın ciddi ve üzgün bir ifadeyle diğerlerinden ayrı bir yerde bir ileri bir geri yürüyüp durduğunu görüyordum. Onun en gizli derdini bildiğim düşüncesi bana tuhaf bir çekingenlik veriyordu. Ne zaman onun karşısına geldiğini görsem yana çekiliyordum. Benim onun yazgısı hakkında kendisinden daha fazla şey bildiğimi bir bakışımla ele vermemek için. Sonra Napoli limanında anlamını o yabancı adamın anlattığı hikayede bulduğumu düşündüm. O tuhaf kaza meydana geldi. Akşam yolcuların çoğu gemiden inmişti. Ben de operaya ve oradan Via Roma kıyısındaki ışıklı kafelerden birine gitmiştim. Pilikayla gemiye geri döndüğümüz sırada birkaç tane botun, meşaleler ve asetenli lambalarla bir şeyler arayarak geminin etrafında dolaştıklarını fark etmiştim. Aynı zamanda yukarıda gemide sağa sola koşuşturan polisler ve jandarmalar vardı. Tayfalardan birine neler olup bittiğini sordum. Konuşmasının yasak olduğunu hemen belli eden bir hareketle cevap, cevap vermekten kaçındı. Ertesi gün gemi yine sakin sakin meydana gelen olayın bütün izlerinden arınmış olarak Cenova'ya doğru yola çıktığında hiçbir şey öğrenmek mümkün olmadı. Napoli limanında meydana gelen ve romantik süslemelerle anl anlattıkları o sözde kazayı ancak daha sonra İtalyan gazetelerinde okudum. O gece diye yazmışlardı. Tenha bir saatte yolcular görüp de huzursuz olmasınlar diye Hollanda sömürgelerinden saygın bir hanımefendinin tabutu geminin güvertesinden bir bota indirilecekti. Kadının kocası da oradaydı. Önce ip merdiven sarkıtılmıştı ki o anda yüksek güverteden aşağıya ağır bir şey düşmüş ve tabutla birlikte onu taşıyanları ve o sırada onlara yardım etmekte olan kadının kocasını da alıp hepsini denize düşürmüştü. Gazetelerden biri kendini merdivenden ip merdiveni üzerine atanın bir deli olduğunu ileri sürmüştü. Bir başkası olayı biraz daha hafifletmiş, ip merdivenin ağırlığına dayanamayıp kendiliğinden koptuğunu yazmıştı. Sonuçta gemi şirketi yetkililerinin gerçeği olayı örtbas etmek için her şeyi yaptıkları görülüyordu. Taşıyıcıları ve kadının kocasını güçlükle de olsa kurtarmayı başarmışlardı. Ancak kurşundan yapılan tabuda, tabut çabucak dibe batmış ve bir daha bulunamamıştı. Bu arada okurlar bir başka notta kısacık anıldığı üzere 40 yaşlarında bir adama ait bir cesedin liman civarında karaya vurmuş olmasıyla romantik bir dille bildirilen kaza arasında bir bağlantı kurmamışlar gibi görünüyordu. Bu geçiştirilmiş satırları okur okumaz gazete sayfasının arkasından ay beyazında bir yüzün parlak gözüyle bir hayalet gibi bana baktığını